Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da seçim heyecanı vardı dün. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti yerine CHP'ye bırakırken bazı ilçelerde de değişimler yaşandı. Kemer ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili Başkanı'nın yerini Demokratik Sol Partili Başkan adayı, Kumluca'da ise AK Parti'nin elinde bulunan belediye başkanlığına CHP'li aday kazandı. Finike'de de AK Parti'nin elinde olan belediye başkanlığına da 1956 yılından sonra, yani 63 yıl sonra ilk kez CHP'li bir aday kazandı. Türkiye bir kez daha seçime gitti ve ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da seçim heyecanı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden koltuğu devralan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, önceki dönem olduğu gibi koltuğunu bir kez daha CHP'li bir isim olan Konyaaltı Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın adayı Muhittin Böceğe devretti. Antalya gibi Kemer ilçesinde de belediye başkanlığı parti değişimiyle gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partili mevcut belediye başkanı Mustafa Gül'ün yerini Demokratik Sol Parti'den Necati Topaloğlu aldı. CHP'li Gül 7837 oy alırken DSP adayı Topaloğlu 9470 oy aldı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mustafa Köloğlu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Mustafa Köloğlu 21.680, AK Parti adayı Hüsamettin Çetinkaya 19.203, Büyük Birlik Partisi adayı Uğuray 733 oy aldı. Antalya'nın Batı ilçesi Demre'de ise değişmez denen başkan seçimlerde hüsrana uğradı. AK Partili Süleyman Topçu'nun yerine İyi Partili isim Okan Kocakaya geldi. İlçede AK Partili Topçu 7.853 oy alırken İyi Parti adayı Kocakaya 10.064 oy aldı. Elmalı ilçesinde gelenek bozulmadı. Her seçimde isim değiştiren ilçede AK Partili isim olan Ümit Öztekin'in koltuğuna bu kez İyi Partili Halil Öztürk oturdu. Öztekin'in 12.072 oy aldığı ilçede Öztürk 14.249 oy alarak seçimin galibi oldu. Antalya'nın Doğu ilçesi Gazipaşa'da da parti değişimi vardı. AK Partili Adil Çelik de yerini CHP'li Mehmet Ali Yılmaz'a bıraktı. İlçede AK Parti 14.736 oy alırken CHP 18.312 oy aldı. Antalya'nın merkez ilçelerinde parti adına değişim olmazken Muratpaşa Belediyesi'nde mevcut başkan CHP'li Ümit Uysal, AK Parti'nin adayı Gökçen Özdoğan Enç'e büyük fark atarak yeniden başkanlığı kazandı. Selamlıyorum. Aksu'da AK Partili isim Halil Şahin yeniden başkan seçilirken döşeme altında da CHP'li isim Turgay Genç yerini korumayı başardı. Konyaaltı Belediyesi'ne Muhittin Böceğin Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterilmesinin ardından Konyaaltı Belediyesi adayı olan CHP'li Semih Esen de rakiplerine fark atarak başkanlığı ilan etti. Antalya'da parti ve ismi değişmeyen bir ilçede Kepez oldu. Kepez'de mevcut başkan Hakan Tütüncü yerini korumayı başaran isimlerden biriydi. Bütün çalışma arkadaşlarımıza da bütün siyasi...